Abi 250'lik gibi değil makine. Aga CBR 250'den geçtim. İnsan biraz mı yadırgamaz ya? Motosiklet alacağım. Alacağım makine 2015 model. Temmuz ayında tescil edilmiş. Fakat Ocak ayında şeye girmiş. Satışa. Sistem diyor ki ilk muayeneden 3. senenin sonunda çıkarsın. Fakat muayeneyi tescile göre değil, dükkana girdiğin tarihe göre yapıyor. Şimdi ben ne yapıyorum? Makineyi hafta sonu binmek istiyorum, tamam mı? Doktor bir arkadaştan alacağım makineyi. Vakti yok, nöbeti var. Adama dedim ki tamam ya ver, ben işlemleri halledeceğim, bugün bitsin. Cuma, saat şu an 3'e geliyor. Bitmeyecek, belli oldu. Of of. Yemin ediyorum gına geldi, yemin ediyorum ya. Bu nasıl bir trafik ya? Önce ne yaptık? Üzerinde GPR egzoz vardı. Orijinal Honda tarafından takılmış GPR egzoz. Çok güzel sesi var ama. Alalım. Egzozu söktürdük. Orijinal egzozu taktırdık. Ondan bir muayeneden kaldım. Bu arada sabah mesaiye gider gibi muayeneye gittim. Hani işim biter, oradan notere geçeriz, makineyi alırım, hayatıma devam ederim modundayım. Ya arkadaş, muayenede egzozdan ve plakadan kaldık. Plakanın üzerindeki iki vida ve egzoz. Kapıyı kapatmadınız. Kapı kapat. Nasıl olsa E5, buralar hep inmek lazım buralardan. Ya yemin ediyorum bak, güven ilişkisi nasıl kurulur satışta? Dibine vurduk. Şu an itibariyle Temuçin abim var. Motorun sahibi doktor. Dedi ki kaza yapmış makineyle. Makinede bir şey yok ama kendisinde sıkıntılar olmuş. Umut dedi vallahi şey yapamam, çıkamam, kemikler iyileşmedi. Adam haklı. Makineyi almak istiyorum, nasıl yapacağız? Vallahi dedim abi, aa işte ben buyum, bu şuyum, şurada çalışıyorum. Güveniyorsan ver dedim makineyi, muayeneden geçireyim. Adam makinenin anahtarını, ruhsatını uzattı, al kardeşim dedi. Yani inan dedi, ben halletmek istiyorum ama yok dedi, hem doktor olarak mesaisi izin vermiyor. Hem de kırıkları kendisine müsaade etmiyor makineyi kullanmak için. Ben de bu arada CBR500'de turluyorum. Makineyi de almadık. Alabilecek miyiz acaba? Abi 250'lik gibi değil makine. Aga CBR 250'den geçtim. İnsan biraz mı yadırgamaz ya? Hatta şunu söyleyebilirim. CBR 250'ye göre biraz daha dik oturuyorsun. Yani gerçekten sport touring. Süper sportla zerre kadar alakası yok aletin. Sadece şeyi sevmedim. Depo daha geniş. O yüzden depoyu kavrama olayına henüz alışamadım. Ama dur bakayım, 60 kilometre yol yaptım şu ana kadar. Bye.
çekil çekil çekil. Unuttum yalan.
paylaşmaya hazırım. İnan inan inan, yalnız seni paylaşamam. Special, ooh, no, 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 but I'm